mukaddimesine başlamıştık değil mi? Öyleydi. İnşallah oradan devam edelim. Ondan sonra da muhtelif yerleri okuyacağız. Allah nasip ederse. Arapça bazı şey var. Tabir yerindeyse eksiklikler var tercümelerde. Onlardan tamamlayacağız. Şimdi başta söyledik Bediüzzaman Hazretleri özellikle eski Sait ve yeni Sait dönemine girdiği dönemde yani 1922'lerde neredeyse Mesnevi Nuriye tamamlanmış durumda. Sonradan bir iki risale ilave edilmiş. Daha önce de basılmış zaten. Yani Osmanlı döneminde baskıya verilmiş, basılmış. Beğeni toplamış. Şimdi bununla alakalı sonradan Türkçe olarak bunu izah eden bir mukaddime yazmış. O mukaddimeyi bugün bitiririz. İkinci nokta Mevlana Celaleddin Rahmetullahi Aleyh. Şimdi bu kelime üzerine de durayım. Bu da çok kafa karıştıran bir kelime. Bazıları biliyorsunuz Şiiler özellikle aleyhisselam diyor. Hatta bizim bir davetiyede de Aliyyün aleyhisselam diye çıkmış. Bak ya varmamışız. Yani şey hazırlamıştı onun Arapçasını. Şii bir hocamız. Anlatabildim. Dolayısıyla Aliyyün aleyhisselam diye çıkmış. Şimdi mesele şu. Normal olarak Ehl-i Sünnet'in kaidelerine adab-ı muaşeret diyoruz. Karşılıklı ilişkileri düzenleyen şer'i edepler, terbiye kurallarına göre, ahlak kaidelerine göre, peygamberler için aleyhisselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için aleyhissalatu vesselam veya sallallahu aleyhi ve sellem. Hem salat hem selam. Arada epeyce bir fark var. Sahabeler için radıyallahu anh, diğer zatlar için ise rahimehullah. Eğer böyle şeyse, nedir, nasıl ifade edeyim, biraz hataları olan bir insansa, mesela Zemahşeri, büyük bir müfessir, o zaman ufiye anhu, affedilsin günahı veya afallahu anhu, Allah affetsin, böyle bir adamdı şeklinde, afallahu anhu. Şimdi, tabii bir kısım veliyullah hakkında da farklı kelimeler kullanılmış. Nevvarallahu nakadehu gibi, Allah kabrini nurlandırsın gibi ifade edebildim mi? Yani İslam alimlerinin, Ehl-i Sünnet'in genel olarak kabul ettiği düstur, kısaca bunlar. Kısaca bunlar. Fakat şunu da ifade etmek lazım. Peki Şia, Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan'a aleyhisselam demekle hata işliyor mu? Yani Kur'an'ın veya sünnetin açık bir emrine muhalefet etmiyor. Ama genel adab kaidelerini ne yapıyorlar? Bize göre çiğniyorlar. Kendilerine göre değil. Neden kendilerine göre çiğniyorlar? Çünkü çiğnemiyorlar. Çünkü efendim Şia'ya göre Hazreti Ali radıyallahu anhü ve Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan radıyallahu anhü hatta 11 imamın tamamı ki 12. imam daha gelmemiş, kaybolmuş, masumdurlar. Masum demek günahsızdırlar. Hiçbir hata işlemezler peygamberler gibi. Yani şu anda siz İran Anayasası'nın 3. ve 4. maddesini okursanız aynı hüküm anayasaya geçmiş durumda. Anladık değil mi meseleyi? Aradaki fark o. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh'ı peygamberden bir ramak aşağı kabul edince, peygamber gibi masum kabul edince, dolayısıyla aleyhisselam demesi çok normal. Kaldı ki aleyhisselam dediği için de biz onu tekfir etmemizin de manası yok. Biz asla kabul etmeyiz. Hoşla karşılamayız. Ama manası da yok deriz yani. Bu önemli bir düstur. Şimdi Mevlana Celaleddin Hazretleri'ne o zaman bir de şu var. Bazı alimler bir kısım insanlara Bediüzzaman gibi, Mevlana Celaleddin gibi, Abdülkadir Geylani gibi insanlara radiyallahu anhü de demişler. Bunu anladınız değil mi? Yani bunu bazı nur talebeleri kullandı diye bir kısım dindar kesimler buna itiraz ediyorlar. Vay efendim sahabem iki. Yani dediğim gibi adaba belki yani alışılmışa muhalefet ediliyor. Yoksa bir peygamber hakkında aleyhisselam denilmesi gibi fazla böyle bir tehlikesi riski olan bir durum değil. Ha bir de şey var. Veliyullahlar hakkında farklı bir ifade kullanılır. Haddesallahu
sırrahu veya kaddesallahu esrarahu. Yani Allah onların sırrının, manevi sırlarının takdis etsin. Yani kusur ve eksikliklerden korusun manasına böyle ifade ederler. Bilmem anlatabildim mi? Mevlana Celaleddin ve İmam Rabbani, biliyorsunuz her ikisi de gerçekten İslam aleminde büyük maneviyat liderleri ve İmam Gazali gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için. Demek bunun ikisi de, üçü de sadece akıl yoluyla değil, Fahrettin Razi gibi, sadece kalp yoluyla değil, bir kısım ehli tarikat gibi, hem akıl hem de kalp yolu, ikisini birlikte gitmişler. Gerçekten mesela Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevisi bunun en büyük delilidir. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin El-Fethur Rabbani adlı kitabı bunun en büyük delilidir. Bundan sonra İmam Rabbani'nin Mektubatı baştan başa bunun delilidir. Ha, her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi, bunlar yani hem kalbin hem ruhun ve nefsin de evhamdan kurtulmasını. Sırf kalbin yaralarını tedavi etmek yetmiyor. Nefiste de vehimler var. Ne demek vehim? Allah korusun, biliyorsunuz nefiste ne olur? İman hakikatleriyle ilgili kalbe şüphe atar. Yani anlaşıldı değil mi? Bu şüphe geldiği zaman inşallah ileride okuyacağız Vesvese Risalesi'ni, endişe etmemelisiniz. Yoksa insan imanından da olabilir yani. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakmış gibi sahabenin birisi 3-4 abdest alıyor. Ya Resulallah abdestinden şüpheliyim. Demiş imanının kuvvetine işaret eder. Yani anlaşıldı değil mi? Hassasiyetin. Yani onun vesvese etmemesi için söylemiş. Yani demek nefis ne yapıyor? Şey yapıyor. Ve nefsi evhandan kurtululmasını terbine çalışıp lillahi hamd eski sayıd yeni sayıda inkılap etmiş 1922. 1921-1922 işte o civarlar. Dedim ya Sarıyer'de bir gece. Aslı Farisi, sonra Türkçe olan Mesnevi-i Şerif gibi Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin Mesnevisi nedir? Aslında Farsçadır. Ama şimdi Türkçe'ye de tercüme edilmiş. Tavsiye ederim, 3 ciltlik bir tercümesi var. Yazarı şu anda hatırımda değil. Mutlaka her böyle Müslüman, yani Türkçe'de... Zannediyorum ama görmeden yanlış hatırlayabilirim. Çok tercüme var çünkü. Mükemmel bir tercüme. Yani dört başı mağbur bir tercüme. Burada inşallah ileride daha çok gireriz. Belki de örnekler getiririm ben Mesnevi-i Şerif'te. Şunu da ifade etmekte fayda var. Kesinlikle Mesnevi-i Şerif'te İslam'a, Kur'an'a ve sünnete aykırı bir tek kelime dahi bulunmamaktadır. Bunu bilmenizi arzu ediyorum. Ama bazı teşbihleri, bazı temsilleri cahil insanlar yanlış anlıyorlar. Bir de tabii büyük bir insan olduğu için bazen bizim mevcut kültürümüze uymayan misaller vermiş olabilir. Bu çok önemli. Veya temsilinde isabet etmiş olabilir, etmemiş olabilir. Bu çok normal. Ama tekrar ediyorum, ben birkaç defa tebliğ sundum. Mesnevi-i Şerif'i hemen hemen 1,5 defa okudum. Şimdi maalesef yaşlandık yani. Gençliğimde okudum. Şimdi yeniden o tercümeye başladım yani. Aslından ziyade o daha güzel. Şerhlerinden istifade ederek yapılmış bir tercüme. Kesinlikle Kur'an'a ve sünnete aykırı bir ifade bulunmamaktadır. Yani bunu özellikle söyleyeyim. Şimdi isterseniz şu kapı açık kalsın efendim. Olur mu? Yani böyle devamlı. Buyurun kapatmayın. Kapatmayın. Aslı Farisi, aslen Farsça. Sonra Türkçe olan Mesnevi-i Şerif gibi... O da Arapça bir nevi Mesnevi hükmünde katre, anlaşıldı mı? Katre, şu arkadaşlar, bakın sonradan neşredildi, aslı Arapça. Huba, ifade edebildim mi? Huba, habbe, zühre, zerre, şemme, şule, lemalar, reşhalar. Garip garip isimler. Yani mesela diyeyim ben size, katre demek damla demek. Huba demek çiğ damlaları demek. O suyun üzerindeki çiğ damlalar oluyor ya, o özellikle buzun üzerinde bazen görülür böyle. Habbe biliyorsunuz, tane demek. Zühre de müthiş bir güzelliği olan çiçek manasına. Anlatabildim mi? Bir de zühre yıldızı var biliyorsunuz. Ama çiçek manasına daha ziyade. Zerre atom demek. Şemme birazcık koklayış, koklama manasını ifade ediyor. Şule parıltı demek biliyorsunuz. Lemalar da yine parıltılar demek yani, ışık şeyleri, huzmeleri demek.
Reşhalar da çok enteresan. Yok.